Ajda Pekkan'ın da doğum günü bugün. Evet, Ajda Hanım'ın da doğum günüymüş. Oradan evet. Bir arkadaşımızın daha doğum günü. Sizin... Ajda Pekkan'ın evet. Da doğum günü. Ajda Pekkan'a da buradan büyük bir alkış gönderelim. Nice yıllara. Ajda Pekkan benim tahminim herhalde 27 mi oldu, 28 mi oldu herhalde? Bence 18 o. 18 değil mi? Evet 18, hala, 27 bile kabalık hala, yani Ajda hala Hanım için. 18. Evet, devam ediyoruz. Sevgililer Günü'ne az kaldı daha doğrusu, hani onu söyleyecektik de Sevgililer Günü ile ilgili dedik dışarı çıkalım bir iki soru soralım ama direkt Sevgililer Günü'nü sormayalım. Hani yine klasiktir belki ama dönem dönem cevaplar değişebiliyor ülkede, dünyada. Aşk mı, para mı, mantık mı dedik yani. Evet, bir dakika şimdi. Aşk mı, para mı, mantık mı? Senin bellidir. Aşk yani. Şu anda itibaren hepsi. Şu anda itibaren hepsi. Hepsi. Dengeli olarak hepsi. Aynen öyle. Mete? Dengeden yanayım ben de ya. Ama birini seçin ya. Aşk. En önemlisi. Aşk. Tamam. Senin? Ya ben aşkı seçtim. Bir şey olmadı. Hepsi. Olsun, yılmadan üzerine gideceğiz. Yok gitmeyeceğiz. Şeyimizi Dolunay. Ben de aşk. Aşk diyeceksiniz. Aşk diyeceğim. Efendim? Ben şu anda mantık derim herhalde. Şu anda mantık. Yaş itibariyle mantık? Yok şu an mantık. Başka aşk. Bir zaman aşk biraz olabilir. Başka bir zaman aşk. Şu anda mantık. Ana aşk mı, para mı, mantık mı? Yok ben mantık para. Svezayno. Hepsi. Para diyor. Bak, evet. Hepsi diyor. Hepsi diyor. Ana da benden. Hırvatça'da para anlamına geliyor. Aşk anlamına geliyor. Ne? Like a... Money. Hepsi, hepsi. Money. Evet, sokağa da çıktık, sorduk arkadaşlar. Bir de bunu yapalım. Aşk diyenler bir alkışlasınlar. Hepsini alkışlayalım. Ay çok sayı. Mantık diyenler alkışlasınlar. Para diyenler alkışlasınlar. Seviyorum, sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Gerçekçi izleyicilerim benim. Bak hepsi televizyondayız diye. Aşk, ay benim de aşk. Vallahi aşk. Allah'ın zavallı. Bırakın lan, bırakın bu işleri. Alo. Bana yapmayın bu işleri. Bayağı bildiğim paradır yani. Sokağa ne çıktık, sorduk. Ne oluyor ya? Ne zaman? Abi canlı yayındayız, bir şey de yapamıyorsunuz ya. Yani. Oradan yükleniyorum ya, güzel oluyor. Niye biz bir şey yapamıyoruz? Evet. Yap hadi, hadi yap. Aşk, aşk. Sokağa çıktık, sorduk. Aşk mı, para mı, mantık mı diye. Gerçek, çok gerçekçi cevaplar geldi. Öncelikle cevap verenlere teşekkür ediyorum. Hep beraber izleyelim, buyurun. Sizin ilişkiniz aşk ilişkisi mi, çıkar ilişkisi mi yoksa mantık ilişkisi mi? Aşk ilişkisi tabii ki. Mantık ilişkisi olur mu? Önce ilişkiniz var mı diye bir sorsanız. Önce ekmek parası. Çıkar olurdu herhalde. Yani para varsa huzur vardır ya. Gerisi boş yani. Aşk. Kesinlikle. Herhalde evet. Ne demek evet? Herhalde evet. Aşk ilişkisi. Yani meyvemiz de burada. Bu küçük meyve. 20 sene sonra. Bir de büyüğü var. Bizim aşk evliliği oldu. Mantık. Nasıl oluyor hikaye? Aşk ilişkisi olur. Olursa. Aşık kız deyip 3 ay sonra 4 ay sonra kavga etmenin alemi yoktu. Dolayısıyla mantık evliliği yaptık. Para, para, para. Ay bilmiyorum ki ne desem. Mantığın olduğu yerde her şey olur. Para da olur, aşk da olur, huzur da olur. Ama aşk bir yere kadar. İnsanlar sevgiyle bir sürü şey yapıyor, bir şeylere katlanıyor. O yüzden aşk ilişkisi tabii ki de. Aşk. Neden aşk? Ya çünkü mantık, pek fazla mantıklı değilim herhalde o yüzden. Kalp istemedikçe mantık da önemli değil benim için. Şimdi çıkar ilişkisi ya. Çıkar çıkar. Mantık. Neden mantık? Aşk bir yere kadar, para olmadan aşk da olmuyor. Aşk hemen biter. Çok çabuk biter. Ya mantık. Niye bitiriyor? Aşk bitmez. Aşk. Aşk en güzeli aşk. Aşk güzel de para bilince evet. Aşk da bitmez. Mantıklı ya. İnsan aşk olacağı insanı da iyi bilir. Her şeyi daha iyi, mantıksız geçinden iyi geçirebileceği için mantık evliliği daha en güzeli galiba. Aşka inanmam hayatım. Nisan yağmuru gibidir. Son hızla gelir ve geçer. Duyguya hiç kanmam. Çıkar da para ilgilendirir. Para her zaman bulunur. Ama mantık en güzeli. Çünkü geçinebileceğin insan, evleneceğine karar verirsin doğru insana. Anladın? Evet,